deli. Belki de değil. Guy de Maupassant. Jack Parra'nın bir hastanede delirip öldüğünü bilmektesiniz dedikleri zaman bütün kemiklerimden acı bir titreme, bir korku ve ıstırap titremesi geçti. İhtimal çoktan beri deli olan bir iri yarı tuhaf oğlan bu düşündürücü hatta korkutucu manyak birden gözümün önüne geldi. 40 yaşlarında uzun, zayıf, hafifçe kambur bir adamdı. Başka dünyadan bakan gözleri, kara bebekleri seçilmeyecek kadar kara gözleri, oynak, başıboş, hasta ve cinli gözleri vardı. Kim bilir hangi akıl almaz, bambaşka varlık onun etrafına bir rahatsızlık, belirsiz bir ruh ve beden rahatsızlığı getiriyor, insanı tabiat dışı tesirlere inandıran anlaşılmaz bir sıkıntı serpiyordu. Biçimsiz sıkı bir adeti vardır. Ellerini saklama tutkunluğu. Onları bizim gibi, hepimizin yaptığı gibi rüya üzerinde masalarda filan dolaştırmazdı. Ötede beride duran şeyleri hemen herkesin alışkın olduğu tavırla hiç ellemezdi. Onları, o kemikli, uzun, o ince ve biraz ateşli ellerini asla çıplak bulundurmazdı. Onları ceplerine, kollarını kavuşturarak koltuk altlarına sokuyordu. Sanki serbest hareketlerine sahip bırakırsa bu ellerin kendisi alıkoyamadan yasak bir iş yapacaklarından, gülünç veya utandırıcı bir iş becereceklerinden korkusu vardı. Hayatın her zamanki icapları için ellerini kullanmak zorunda kaldı mı, bunu onlara kendi başlarına davranacak, dileğine karşı koyup başka bir şey başaracak vakit bırakmak istemiyormuş gibi bir anlık davranışlarla, kolunun hızlı atılışlarıyla yapıyordu. Sofrada bardağını, çatal veya bıçağını öyle acele kapardı ki, ne yapmak istediğini, işini bitirmeden kestirmeye hiçbir vakit meydan kalmazdı. Bir akşam onun ruhundaki acayip hastalığı etraflıca öğrendim. Arada sırada birkaç gün geçirmek için köydeki evime gelirdi. O akşam bana her vakitkinden fazla heyecanlı görünmüştü. Öldüresiye sıcak bir günün arkasından havada karanlık ve boğucu bir fırtına beliriyordu. Yapraklarda hiç kıpırtı yoktu. Kızgın bir fırın nefesi yüzlerden geçiyor, göğüsleri soluk soluğa getiriyordu. İçimde bir sıkıntı, bir rahatsızlık duydum ve yatağıma çekileyim dedim. Jack Parent gitmek üzere kalktığımı görünce telaşla kolumdan tuttu. ''Ha yok yok, azıcık daha kal.'' dedi. Şaşan bir gözle yüzüne baktım ve mırıldandım. ''Bu fırtına sinirlerimi görüyor da.'' İnledi, daha doğrusu haykırdı. ''Benim de öyle. Yalvarırım gitme. Yalnız kalamayacağım.'' Sapıtmış gibi bir hali vardı, sordum. ''Ya nem var? Oynatıyor musun?'' ''Evet, bazı.'' Böyle akşamlarda, fırtınalı akşamlarda, korkuyorum, kendimden korkuyorum, anlıyor musun? Bende bir ustalık var, bir kuvvet var. Kısacası içimde ne at takacağımı bilemediğim, öyle görülmemiş bir manyetizma kudreti duruyor ki korkuyorum. Evet, demin sana söylediğim gibi, kendimden korkuyorum. Ve titrek ellerini çılgın ürpermelerle ceketinin içinde gizliyordu. Ben de ansızın kendimi karışık, kavrayıcı, yaman bir korkuyla titriyor buldum. Gitmeye, kurtulmaya, onu artık görmemeye, kararsız gözlerini üzerimden geçirdiğini, sonra kaçırdığını, tavanın çevresinde dolaştırdığını ve korkunç bakışını da gizlemek istiyormuş gibi onlara odanın karanlık bir köşesinde ilişecek yer aradığını görmemeye can atıyordum. Kekeledim. ''Bana bundan hiç bahsetmemiştin.'' Cevap verdi. ''Kime bahsettim ki? Bak, dinle. Bu akşam susamayacağım. Her şeyi öğrenmen daha iyi. İhtimal bana yardım da edebilirsin. Manyetizma. Bunun ne olduğunu biliyor musun? Hayır, kimse de bilmiyor. Bununla beraber eseri meydanda. Görülüyor, seçiliyor. Doktorlar bile bu işi yapıyorlar. En tanınmışlardan biri de Charcot. Onu ders diye okutuyor. O halde şüphe yok, bu var.'' Bir adam bir mahluk iradesinin zoruyla bir başka mahluku uyutmak ve o uyurken düşüncesini bir kese çalarcasına çalmak gibi korkunç ve anlaşılmaz bir kudret sahibi. Onun düşüncesini, yani ruhunu, benim bu gizli ve mukaddes yuvasını, ruhu insanın bu varılmaz sanılan uzak noktasını, ruhu bu bütün itiraf edilmez fikirlerin, bu bütün saklanan, sevilen ve bütün insanlığa bırakılmak istenen şeylerin sığınağını çalıyor. Açıyor, karıştırıyor,
içindekileri yayıyor ve herkesin önüne atıyor. Kıyasıya, canice, alçakça şey değil mi? Bu iş nasıl oluyor, neden oluyor biliniyor mu? Zaten ne bilindiği var ki? Her şey esrar. Eşyayla ancak zavallı, eksik, sakat ve kudretleri nihayet etrafımızda ne olduğunu kestirmeye yetişen duyular sayesinde münasebete giriyoruz. Her şey esrar. Müzikiyi, bu ilahi sanatı, bu ruhu alt üst eden, sürüp götüren, uyuşturan ve zıvanadan çıkaran sanatı bir düşün. Nedir? Hiç. Anlamıyor musun? Dinle. İki cisim birbirine dokunuyor. Hava titriyor. Bu titreşimler dokunuşa göre az veya çok sayıda, az veya çok hızlı, az veya çok kuvvetlidir. Kulağımızda da bu hava titremelerini alan ve ses kılığında beynimize taşıyan küçük bir deri var. Bir bardak suyun ağzında şarap olduğunu düşün. İşte kulak zarı bu inanılmaz değişimi, bu hareketi sese çevirmek gibi akıl durduran mucizeyi beceriyor. Olan bu. Şu halde musiki bu karışık ve esrarlı, bu cebir kadar belli ve rüya kadar belirsiz sanat, bu riyaziye ile meltemden yapılmış sanat, yalnız küçük bir derinin acayip hassasından doğuyor. Bu deri bulunmasaydı, kendi başına bir titremeden başka bir şey olmayan ses de bulunmayacaktı. Kulaksız musiki olur muydu? Hayır. Öyleyse biz, kendilerini bize duyuracak uzuvlarımız olmadığı için varlıklarından dünyada şüphelenmeyeceğimiz şeylerin ortasındayız. İhtimal manyetizma da onlardandır. Bu kuvveti ancak seziyor, ruhlarla titreyerek komşuluğa girişiyor, bu yeni tabiat sırrını ancak kapı aralığından görebiliyoruz. Çünkü onları meydana vuracak uzvumuz yok. Bana gelince bende korkunç bir kudret var. Sanki içime kapanmış, boyuna kaçmak, zıddıma gitmek isteyen, çırpınıp duran bir başka mahluk beni kemiriyor, beni tüketiyor. Nedir bilmiyorum. Fakat biz zavallı kalıbımda böyle iki kişiyiz. Ve bu akşamki gibi çok zaman kuvvetlimiz odur. Öteki, insanları ağızlarına afyon dökmüş gibi uyutmak için bir bakışım yeter. Ellerimi bir uzatsam neler, ne korkunç şeyler yapacağım bilsen. Evet bilsen. Kudretim yalnız insanlar üzerinde değil, hayvanlar ve hatta eşya üzerinde de hüküm sürüyor. Bu beni eziyor ve korkudan öldürüyor. Kaç defa gözlerimi oyacak ve bileklerimi kesecek oldum. Fakat dur, senin her şeyi bilmeni istiyorum. Bak sana bunu göstereyim. Hem de insanlar üzerinde değil, bunu her yerde yapıyorlar. Hayvanlar, evet, hayvanlar üzerinde. Çağır Mirsa'yı. Periler bağlamış bir adam gibi geniş adımlarla dolaşıyordu. Göğsünde sakladığı ellerini çıkardı. Onları iki sıyrılmış kılıç kadar korkunç gördüm. Tamamen boyunduruğunda korkudan titreyerek ve dayanılmaz bir görmek isteği içinde kıvranarak ona makine gibi uydum. Kapıyı açtım ve aşağı sofada uyuyan köpeğimi ıslıkla çağırdım. Tırnaklarının acele gürültüsü hemen merdivenlerden geldi ve arkasından kuyruğunu sallayarak kendisi göründü. Hayvan şendi. Bir koltuğa çıkıp yatmasını işaret ettim. Sıçradı. Jack de ona okşayarak bakmaya başladı. Köpek önce kuşkulanmış gibi oldu. Ötesini berisini oynatıyor, adamın üzerine dikili bakışından kaçmak için başını çeviriyor, gittikçe artan bir korkuya kapılmış görünüyordu. Birdenbire titremeye, hani köpeklerin titrediği gibi titremeye başladı. Bütün bedeni uzun oynamalarla sarsılarak çırpınıyordu. Bir aralık kaçmak istedi. Fakat adam elini hayvanın kafasına koydu ve bu dokunuşun altında köpek, geceleri köylerde işitilen uzun ulumalardan biriyle uludu. Ben de kafamı ağırlaşmış, şu kayığa binildiği zamanki gibi sersemlemiş bulunuyordum. Etrafımda eşyalar eğiliyor, duvarlar kımıldıyordu. Yeter, Jack, yeter diye kekeliyordum. Fakat o beni hiç dinlemiyor, korkunç bir şekilde ara vermeden Mirza'ya bakıyordu. Köpek artık gözlerini kapamakta ve başını uyurken yapıldığı gibi bırakmaktaydı. O bana dönerek, oldu dedi. Şimdi bak. Mendilini odanın öbür tarafına attı ve bağırdı. Aporn! O vakit hayvan doğruldu ve körmüş gibi sallanıp sürüklenerek ayaklarını, İnmelilerin bacaklarını oynattığı gibi kımıldatarak duvarın dibinde beyaz bir leke yapan mendile doğru gitti. Onu ağzına almaya çok çalıştı. Fakat görmüyormuş gibi boyuna yanda kalıyordu.
Sonunda yakaladı ve aynı uyur gezer köpek yalpasıyla geriye döndü. Bu görülmesi insana yılgınlık veren bir şeydi. Jack yat emrini verdi, hayvan yattı. Sonra alnına dokunarak ona tavşan dedi, tut tut! Ve hayvan hep o vaziyette koşmaya kalkıştı. Rüya gören köpekler gibi çırpındı ve ağzını açmadan karından gelme birkaç küçük avlama kopardı. Jack çıldırmış gibiydi. Alnından ter akıyordu. Haykırdı. Isır! Isır sahibini! Hayvan 2-3 korkunç uyku sıçraması yaptı. Karşı koyduğuna, kendisiyle çekiştiğine yemin edilebilirdi. Adam tekrarladı. Isır diyorum. O zaman köpeğim kalktı, üzerime geldi. Ve ben dehşetten titreyerek ayağımı vurmak, onu geriletmek için kaldırmış duvara doğru çekildim. Fakat Jack emretti. Hemen buraya. Hayvan ona döndü ve o iki büyük eliyle başını ovuşturarak sanki onu bir takım görünmez bağlardan kurtardı. Mirza gözlerini açtı. Jack, bitti dedi. Köpeğe dokunmayı göze alamıyordum. Gitsin diye kapıyı ittim. Ağır, titrek, bitkin yürüdü ve yeniden tırnaklarının merdivenleri dövdüğünü duydum. Jack tekrar yanıma geldi. Hepsi bu kadar değil dedi. Beni en çok korkutan asıl budur bak. Bana eşya da itaat ediyor. Masanın üzerinde kitap yapraklarını kestiğim yarı bıçak, yarı hançer bir şey vardı. Elini ona uzattı. El sürünüyor gibiydi. Ağır ağır yaklaştı. Birden bıçağın da titrediğini, sonra kımıldadığını, sonra tahtanın üzerinde kendisini bekleyen ele doğru yavaşça ve tek başına kaydığını, o elin parmakları arasına girdiğini gördüm. Evet, muhakkak gördüm. Korkudan bağırmaya başlamışım. Kendimin de kaçırmak üzere olduğunu sandım. Fakat sesimin keskin çınlayışıyla ansızın toplandım. Jack devam etti. Bütün eşya hemen bana doğru geliyor. Ellerimi onun için saklıyorum. Nedir bu? Manyetizma mı, elektrik mi, mıknatıs mı bilmiyorum. Yalnız korkunç bir şey. Neden korkunç olduğunu da anlıyor musun? Yalnız kaldığım zaman, hatta yalnız kalır kalmaz etrafımda ne varsa çekmekten kendimi alamıyorum. Ve bazen günlerce eşyaya yer değiştirtiyor, sanki beni bırakıp bırakmadığını anlamak ister gibi bu uğursuz kuvveti denemekten hiç bıkmıyorum. İri ellerini ceplerine daldırmış karanlığa bakıyordu. Ağaçlardan küçük bir fısıltı, hafif bir ürperme geçiyor gibiydi. Yağmur düşmeye başlamıştı. Ben korkunç diye mırıldandım. O korkunçtan da beter diye tekrarladı. Yapraklarda rüzgar salışına benzer bir gürültü koşuştu. Bu sağanaktı. Bardaktan boşanır gibi iniyordu. Jack göğsünü şişiren derin çekişlerle nefes almaya başladı. Bırak beni dedi. Yağmur sinirlerimi yatıştırıyor. Artık yalnız kalmak istiyorum.